Hocam bir gün bana sordu, kaç saat çalışıyorsunuz? Ben günde 13-14 saat çalışıyorum dedim. Bu tempoyla bir bilim adamı olamazsınız. Eğer bilim adamı olmak istiyorsanız bunu çok daha arttırmalısınız dedim. O günde 24 saat çalışırdı. Günler uzun olsaydı daha çok çalışacaktı. Ben de ondan sonra çalışmamı 17 saate çıkardım. Bu 70 yaşıma girinceye kadar devam etti. Bir seminerde dinlediği ünlü şarkiyatçı Helmut Ritter'in "Modern bilimlerin temeli İslam bilimlerine dayalıdır. Sözü hayatını değiştirir. Çok çalışmaya dayanabilir misin?" diye soran hocası, onun azmini görüp öğrencisi olarak kabul eder. 6 ay içinde Arapça öğrenen Fuat Sezgin, bazen bir kitabı anlamak için bile yeni bir dil öğrenerek yıllar içinde bildiği dillere yenilerini ekler. 1960 darbesinden sonra adı 147'ler arasında geçince çok sevdiği İstanbul'dan ayrılarak Frankfurt'a yerleşir. Arap İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü'nü kurar. Dünya kütüphanelerini ziyaret ederek topladığı bilgilerle 17 ciltlik eserinin ilk adımlarını atar. Müslüman alimlerin buluşlarını gün yüzüne çıkarır. Hocası Ritter eserin ilk cildini okuduğunda şimdiye kadar böyle kapsamlı bir çalışmayı kimse yapmadı ve bundan sonra da kimse yapamayacak der. Bütün insanlık için geleceği değiştirmek, kıpırdatmak için yapıyorum ama benim esas hedefim memleketim milletim diyen Fuat Sezgin'in kendi imkanlarıyla kurduğu kütüphanesi Almanya'dan Türkiye'ye getirilirken eserlerin bir kısmına gümrükte el konulur. Bu süreçte çok yıpransa da en büyük hayalini gerçekleştirir. Gülhane'de kurulan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi. Müze, Sezgin'in arşivlerden ulaştığı yüzlerce icadın aslında uygun şekilde hazırlanan modellerine ev sahipliği yapar. Bütün hücrelerimin dinlenmeye o kadar ihtiyacı var ki, fakat İslam dünyasının hali hazırdaki durumu aklıma geldiğinde istirahate ihtiyacım olmadığına bir kez daha kendimi ikna ediyorum diyen Fuat Sezgin, vefat ettiğinde ömrünü adadığı eserlerinin yanı başına Gülhane'ye defnedilir. Geride bütün bir tarih yazımını değiştirecek ölçüde tesirli külliyatını kendisinden sonra gelecek nesiller için bilinçli bir tarih anlayışını miras bırakır.